Maya takviminde dünyanın son zamanlarında, ahir zamanda 2012 yılında ki bakın tam Mayalar devrinde 2012 yılının tarihini veriyorlar. Hatta Nostradamus'un kehanetlerinde de vardır. Dalgalı saçlı diyor işte sakalı da diyor olan bir genç diyor Orta Doğu'da çıkacak ve bütün bölgeye hakim olacak diyor Nostradamus. Yani İtalya'ya kadar dayanacak diyor. İzah ediyor. Değil mi? Bütün Evet. Orta Doğu her yeri alacak diyor. Çok kapsamlı izah Evet. etmiş. Onun verdiği tarihle de tam mutabık. Mayaların verdiği tarihle de bu çok mutabık. 2012 diyor. Said Nursi'nin verdiği tarihle de mutabık. Hakikaten 2011 Said Nursi tarihinin verdiği bir tarihte çok hayati bir tarihtir. 2011-2012. Evet. Fakat Mayalar diyorlar ki bir kıyamet yaşanacak 2012'de. Evet. Doğru da yani manevi yani ruhlar kıyam edecek. Akıllar kıyam edecek. Ayağa kalkacak. Kıyam, kıyamet ayağa kalkma demek. Kıyam, hani kıyam, namazda kıyamda duruluyor ya kıyam. Ayakta durma demektir. Mesela kıyam, rükû, eğilmek ve bir de secde vardır. Kıyam, ayakta durmak. Kıyamet, ayağa kalkmak anlamına geliyor. Yani bu yanlış biliniyor böyle. Gerçi Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da kastettiği kıyamet, bütün kainatın dağılması ve insanların ayağa kalkmasıdır. Yani yattıkları yerden, mezarlarından kalkmasıdır. O anlamda söylenmiştir. Ve bu nettir. Fakat 2012'de kıyamet, akılların kıyametidir. Ruhlar kıyamet edecek. Yani insanların akıllı açılacak, basiretler açılacak. Üstlerindeki o gaflet perdesi gidecek. Beyinleri netleşecek, daha keskinleşecek. Maddenin hakikatini daha iyi kavrayacaklar. Mesela şu an maddenin hakikati o kadar bilinmiyor. Gece gündüz anlatıyoruz diyoruz. Beyninizin içinde benimsediyorsunuz diyorum. Çok güzel diyor. Hakikaten çok şahane şey anlatıyorsun diyor. Halbuki bunu gerçekten anlamış olsalar yani yerinde duramaz heyecandan. Yani ne yapacağını şaşırır. Gerçeğini anlasa. Fakat kısmen ve teknik olarak anlıyorlar. Sati anlıyorlar. Epey bir insan. Ama birçok insan da tabii çok iyi anlıyor, kavruyor. 2012'de işte maddenin hakikatinin tam kavrandığı dönem olacaktır. 2014'lerde bir ferahlama ve rahatlama dönemidir. 2015, 2016, 2017 artık ondan sonra her seneyi saysınlar. 2019, 2020, 2021 yani Mesih'in ineceği artık İslam aleminin kaynadığı ve İslam aleminin birleştiği dönem olacaktır. Ne terör, ne anarşi, ne PKK. PKK bit gibi kalacaktır böyle küçük bir bit gibi. Tabii sadece sıçrayacak şöyle. Olduğu yerden hoplayıp gidecek o kadar. Hiçbir gücü kalmayacaktır. Ama tabii insanlar istese de istemese de bu İslam Birliği, Türk İslam Birliği oluşacaktır. Yani bütün insanlar otursa evinde yine olur. Hepsi hareket etse yine olur. Ama Allah herkese görev verecektir, insanları görevlendirecektir. İnsanlar bunu şevkle ve heyecanla yapacaklardır. Biraz beklerseler, daha önce dediklerim nasıl doğru çıktıysa 600'ün üzerine değil mi Evet, dediklerim? çok geçti. Yani her gün dediklerim doğru çıkıyor. Mesela bugün de yine vardı. Maşallah. Ne demişti, ne oldu ya yine ilave yaptılar. Hepsi doğru çıkıyor. Maşallah. Maşallah. İnşallah.